Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğümüz bu yeleğimizi çalışacağız. Yeleğimizi iki renkten çalıştık ve üzerinde görmüş olduğumuz ilmeklerimizi sırası ile birbirlerinin üzerinden geçirerek ördük. Şöyle arkasına bakacak olursak bakınız. Bir sıra morumuz, bir sıra Beyazımızı ördük. Sadece üst sırada modelimizi ilk uygulama yani mor rengimizi geçişte 3 sıra morumuzu kullandıktan sonra bir sıra beyaz, bir sıra mor olarak kullandık ve yeleğimizi tamamladık. Modelimizi yetişkin örgülerinde de gayet rahatlıkla çalışabilirsiniz. Aynı şekilde renk değişikliği yaparak erkek bebeklerimizin örgülerinde de çalışabiliriz. Yani hem kız hem erkek bebekler için gayet güzel bir çalışma olacaktır. Evet yeleğimiz küçük bir yelek çok büyük bir çalışma değil. 0-6 ay 8 ay civarı çocuklarımız için her zaman söylemiş olduğumuz gibi kilosuyla orantılı olarak değişecektir. Bakınız 30 santim yeleğimin uzunluğu kol altından şu şekilde ölçümüze bakacak olursak. Şöyle bakıyorum 25 santim. Yeliğimizin kol altı genişliği evet şöyle genel görünümünü de gördükten sonra kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım kolay gelsin yeleğimizi örmek için iki tane rengimi kullanmak istiyorum Nakon'un lüks minnoş beybisi ile beyazımı örüyorum morum ise Koza'nın lüks bebiş softu, e, Nako'nun lüks minoşu tanıyalım. %35 poliamid, %65 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 208, 100 gram ve 340 metreden oluşan beyaz bir renk. E, 40 beyaz değil, tamamen beyaz olan rengimiz. Diğer rengimiz ise şöyle tanıyalım. %80 akrilik %20 poliamid özelliği olan ipim 100 gram ve 335 metre. Renk numarası ise 947. Evet, roba kısmını beyazımızla başlıyoruz ve 2,5 numaralı tığımızla örüyoruz. Şöyle araçlarımızı yerleştirerek robamızı örmeye başlayalım. Evet, zincirimizi çekmeye başlıyorum. Bir tane düğümümü atıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çekiyorum. İlk önüm için olan bölümü örüyorum ve 10. zincire bir tane ayracımı takıyorum. Buraya kadar yeşil ayraçla dahil önümüz için öreceğimiz bölüm. Kolumuz için örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Tam 14 tane zincirimi de kolum için çekiyorum. Kırmızı ayıracımın olduğu yerde dahil 14 tane zincirim kolum için örülmüş oluyor. Yeleğimizin arkası için 20 tane zincirimizi çekelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Bakınız rahat çekiyorum. Zincirlerimi çok asılmadan tam 20. zincirin içerisine ayracımı takıyorum ve arkamızı da bu şekilde ayarladım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane zinciri tekrar ikinci kolumuz için ördüm ve ayracımı taktım. Son önümüzü de 10 tane zincir çekerek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ve böylece 4 bölümümün dördünü de tamamladım. Şimdi bakalım. 10 tane zincirimizi önümüz için, 14 zincirimizi kolumuz için, 20 tane zincirimizi arkamız için çektim. Tekrar 14 kolumuz, tekrar ön 10 tane olarak ördüm. Ve e, şimdi trabzanlarımızı üzerine yerleştirmeye başlayalım. Ama önce santim olarak da bir ölçüsünü görelim. Örgümüzün ölçüsüne bakmış olalım. Elimiz ve e, ipimizin kalınlığını da ayarlamış olalım. Buradaki sıra e, önemli. Santim olarak ki sayımız önemli. Çünkü çok eğer azsa sizin ölçünüz birazcık daha her bölümü artırabilirsiniz mesela 10 olan bölümü 14 olarak yapabilirsiniz kolumuz 14'tü 20 olarak ayarlayabilirsiniz ya da daha büyük yaşlar için öreceksek lütfen bu şekilde bu zincir sıramızdaki artışlarımızı fazla yaparak örelim yani 10 olanı eğer 2 yaş civarı çocuklarımız için örüyorsak 10 tane zincirimizi 16 tane örelim 14 kolumuzu 22 tane örelim buradaki e, arkamızı önümüzü kaç yaptıysak toparlayıp iki tane eksik yapalım ve bu şekilde ayarlamamızı yaparsak dilediğimiz şekilde e, yeleklerimizi çok rahatlıkla örebiliriz birkaç yanılmanız illaki olabilecektir lütfen moral bozukluğuna e, sebep olmasın ısrarcı olalım yani örgüyü rahatlamak için örmekteyiz. Birkaç denemeden sonra elimizin ayarını bulacağız ve çok güzel örgüler öreceğiz. Şimdi trabzan sırasına bakmadan önce santim olarak ölçelim. Daha sonra birlikte trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Bir tutuyorum. Şu şekilde diğer taraftan tutalım. Şöyle yerleştirdikten sonra birinci ilmeğimizin olduğu yere kadar bakalım. Bakınız hiç düzeltmeden herhangi bir şey yapmadan bakıyorum. Şu şekliyle 25 olduğunu görüyorum. Aradaki dalgalar 1 santime yakın yine fark yapabilir. Evet şimdi trabzanımızı örmeye başlayalım. Öncesinde 1 ve 2 tane zincir geriye çekiliyorum. 2 tane de zincir örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Çekilmiş olduğum ikinci zincirin içerisine giriyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Tekrar sırası ile bütün zincirlerimi birer defa örüyorum. Kesinlikle hiçbir zincire iki tane örmüyoruz trabzanımızı. Birer birer örerek ilerliyorum. Ayracımın olduğu yere kadar örüyorum. Ayracım diğer bölüme dahil. Her ayracım kendi bölümünde kalıyor. Birer birer giriyorum. Alıyorum 1 ve 2 tekrar 1 ve 2 10 tane zincir olarak ayarlamıştık sayalım 2 4 6 8 10 bakınız hiç problem olmadan 10 tane trabzanımızı ördük şimdi zincirimi çekiyorum 1 ve 2 ayracımı çıkarıyorum mavi ayracımı çıkardığım yerden 1 diye giriyorum bakınız aynı yere batmıyorum hemen 1 diye yandaki bölüme batıyorum Ayrı ayrı zincir yuvasının içerisinde trabzanlarım ve sarıya kadar, sarı dahil değil, sarıya kadar birer birer trabzanlarımı örüyorum. İki defa batmıyorum hiçbirisine. Yarımlamadan almaya dikkat edelim. Evet uca kadar örerek ilerleyelim. Tabii ki buradaki yeşil sarı kısma kadar. Evet, sarı ayracımı taktığım yere kadar örerek geldim. En son trabzanımın üzerine 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Ayracımı çıkarıyorum ve buradan itibaren arkamızı örmeye başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Ayracımı çıkardığım zincir yuvasının içerisine giriyorum ve başlıyorum. Birer birer kırmızı ayracıma kadar yeleğimin arkasını örmeye. Bakınız her birine birer defa örüyorum. İki defa kesinlikle batmıyoruz. Birer birer ilerleyelim. Evet yeleğimizin arkası için ayarlamış olduğumuz zincirimize birer tane trabzanlarımızı ördük ve kırmızı ayracımıza geldim. Kırmızı ayracımızdan yeşil ayracımıza kadar olan bölümümüz ise kolumuzu oluşturacak. Hemen iki tane zincirimi çekiyorum ve birer birer zincirlerimin üzerine trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bakınız her birine bir tane trabzanımı örüyorum zincirlerime yeşil ayracıma kadar kolum için trabzanlarımı hazırlıyorum. Evet kolumuz için ördüğümüz trabzanlarımızı tamamladım. En sondaki trabzanımın üzerine ara zincirimizi oluşturacak şekilde iki tane zincirimi örüyorum. Yeşil ayracımı da çıkarıyorum. Önümüzü örmeye başlıyorum. Birer birer önüm için örmüş olduğum 10 tane zincirimin içerisine trabzanlarımı yerleştiriyorum. Tam 10 tane trabzanımı ördüm ve birinci sıramızda bölümlerimizi bu şekilde tamamladık. Her iki zincirle bölümlerimizi birbirinden ayırdık. Önümüzü ördüm, iki zincirimizi çektim ve kolumuza geçtim. Kolumuzu ördükten sonra iki tane zincirimizi çektikten sonra Bakınız arkamıza geçtik ve trabzanlarımızı tekrar iki zincirimizi çekip kolumuz ve son olarak önümüzü ördüm. 10 tane trabzanım bu şekilde hazırlandı. Şimdi ikinci sıramızdan itibaren artışlarımızı yapıp robamızı büyütmeye başlıyoruz. Hemen örelim. Bitiş yönünde zincirlerimizi çekelim. 1-2-3 bir diş yönünde bakınız tığımın başını doluyorum birer birer bütün trabzanlarımın üzerine batarak örüyorum yeni örgüye başlayan arkadaşlarım için bakınız birinci trabzanımızı zincirden ördük hemen ikincinin üzerine battık tekrar buraya batacak olursak artış yaparız ve robamız kötü bir görüntü alır şöyle bakınız bir tanesi zincirle ikincisini ise ikinci trabzanın üzerine batarak örüyorum ve diğerlerini birebir her birinin üzerine batarak örüyorum toplamda 10 tane trabzanım vardı hepsinin üzerine batıyorum şöyle bakın şuradaki minik gözümüz var minik gözün içerisine batıyorum ve örüyorum minik gözün içerisine giriyorum tam 10 tane trabzanımı bu şekilde minik gözlerin üzerine batarak birebir ördüm şimdi İki zincirimin bulunduğu yerdeyim ve burada artışlarımı yapmaya başlıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Zincirin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Önümü iki trabzan büyütüyorum. 10 olan trabzanım burada 12 oldu. Bakınız birinci sırada 10'du. Artışlarımız da 12 oldu. İki tane zincir çekiyorum. Arayı ayırıyorum. Aynı yere girerek iki tane daha trabzanımı örüyorum. Kolum için... İki tane artışımı yapmış oluyorum ve kolumuzdaki trabzanlarımızı birer birer örüyorum. Sona kadar örelim. Evet kolumuzu iki tane artış yaparak örmeye başlamıştım. Diğer iki zincirin olduğu yere kadar geldim. Ve iki tane trabzan hemen zincirimin içerisine giriyorum. Kolumuzu hem sağdan hem de soldan ikişer trabzan halinde artışlarımızı yapıyoruz. Bir 2 tane ara zincirimi çekiyorum ve şimdi yeleğimizin roba kısmının arkasını örmeye başlıyorum ve hemen iki tane trabzanımızı zincirimizin üzerine örüyorum 2 tane artışımı yaptım ve birer birer diğer iki zincirime kadar trabzanlarımı örüyorum birer birer örelim Evet arkamızın tamamını örerek geldim. İki tane trabzanla başlamıştım ve birer birer bütün trabzanlarımı ördüm. Yeniden iki zincirin hemen yanı başındayım. Tığımın başını doluyorum. İki tane artışta arkamızın bitiminde yapıyorum. İki artışımı yaptıktan sonra bir ve iki zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya kolum için olan iki tane trabzanımı örüyorum ve kolum için iki tane artışımı bu yönde yaptım. Aradaki kalan bütün trabzanlarımı birer birer örüyorum. Bu uçtan diğer zincirimize kadar ve bu zincirimize geldiğimiz zaman yine iki tane artışımızı bu yönde de yapıyoruz. Evet, bütün trabzanlarımı ördüm ve artışımı yapabilirim. İki tane zincirimin içerisine birinci trabzanımı ördüm. Hemen ikinci trabzanımı da örüyorum. İki tane zincirimi çektikten sonra önümüz için iki tane artışımı yapıyorum. Bir, ve 2 ve birer birer trabzanlarımızı örerek son trabzanlarımıza kadar tamamlıyoruz. Uca kadar ilerleyelim. Kızı çatlamıyoruz. Sadece trabzanlarımızı örüyorum. İkili trabzan şekliyle ördüm. son trabzanımı da örüyorum bakınız son trabzanımızın üzerine batalım bir ve iki hemen bitiş yönünde bir iki üç tane zincirimizi çekelim ve üçüncü sıramıza başlayalım şimdi sıramızda nasıl durduğunu görelim şu şekilde bakınız hemen elimizden bıraktık bıraktığımız şekliyle bu şekilde bakınız önlerimiz kollarımız ve arkamız şimdi artışlarımızı yine aynı yerlerde Şuradaki görmüş olduğumuz iki zincir dört tane yerden yapmaktayız. İki zincirimizin içerisine ikişer trabzanlarımız örüyoruz. Aradaki kalan trabzanlarımızı ise sırasıyla birer birer örerek istediğimiz ölçü gelene kadar sıralarımızı tıpkı burada yaptığımız gibi tekrar ediyoruz. Şimdi üçüncü sıramıza da birlikte başlayalım ve artışlarımızı yeniden başlatmış olalım. Diğer yönde üç tane zincirimi çekmiştim. Şimdi birer birer iki zincirime kadar bütün trabzanlarımın üzerine batarak örüyorum. İkinci trabzanımın üzerine batım örüyorum. Sırasıyla bakın hiç atlamadan birer birer zaten yerleri Şu Minik gözümüzün içerisine girerek örüyoruz. Bir defa doluyorum. Bir ve iki. Bir defa doluyorum ve örüyorum. Evet zincirimin olduğu yere yaklaştım. Evet zincirimin hemen yanı başındayım. En son trabzanımı ördüm. 10 olarak başlamıştık. İkinci sıramızda 12 oldu. Şimdi 3. E, sıramızda 2 artışımızla birlikte 14 trabzan sayısına ulaşıyoruz. Bir artışımı yaptım. 2 artışımı yaptım. Bu görmüş olduğumuz bölümlerimizde tamamen artışlarımızı yapıyoruz. 2 artışımı önü için yaptıktan sonra 1 ve 2 zincir çekiyorum. Kolum için 1 aynı yere 2 ve birer birer buradaki trabzanlarımı da örüyorum. Yine artış yerine geldiğim zaman ikişer ikişer artışımı yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Tekrar dümdüz örüyorum arkamızı. Geliyorum zincirimin içerisine geldiğim zaman yine 2 trabzan, 2 zincir 2 trabzan olarak örüyorum ve istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Evet, robamızı yeterli ölçü olana kadar örmeye devam ettim. Her bir sıramızda ikişer ikişer artışlarımızı yaptım ve 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sıra ördüm. 9. sıramı başlattım. Şurada olduğu gibi bakınız. 1 2 3 4 5. 6, 7, 8, 9. 9. sıramızda kolumuzu artık gövdemizden ayırarak sadece e, ön ve arka olarak örmeye devam edeceğiz. Kollarımızı bırakıyoruz. Evet 9. trabzan sıramıza başlamıştım. Ve kol ayrım yerine kadar geldim. Bir tane zincirimin içerisine artışımı yapıyorum. Sadece bir yeterli. Ve zincir çekiyorum kol altımızı genişletmek için. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektikten sonra şu şekilde büküyorum tığımın başını doluyorum bir tane ayrım yerine trabzanımı örüyorum ve arkamdan ilk trabzandan başlayarak diğer kola kadar trabzanlarımı örüyorum Evet bu şekilde diğer trabzanlarımızı örelim. Şöyle santim olarak bakalım bir kaç santim olduğuna ön kısmımızı robasını ölçüyoruz. Bakın sadece yaka kısmından alıyorum 9 santim. Omuz kısmından aldığım zaman ise 11 santim omuz kısmından aşağıya ama şu kısım önemli yaka kısmımızdan olan ölçümüz tam 9 santim ve 9 sıra Bakınız her bir sıramız birer santim olmuş. Şurada da lütfen ikişer ikişer artışlarımızı yapmayı unutmayalım. Her birinde ikişer artış yaptık. Sadece kolumuzun geçiş yaptığımız yerdeki artışımızı bir olarak yaptım. Şimdi artı, arkayı birer birer örüyorum ve kolumuzun artış yerine geldiğimiz zaman tekrar birlikte olalım. Arkadan bütün trabzanlarımı örerek geldim. Tam ayrım yerime bir tane trabzanım örüyorum. 5 tane zincirimi çekip 1 2 3 4 5 diğer kolumun bulunduğu yere geliyorum şu şekilde bakınız bir tane trabzanımı örüyorum ve önüm için hazırlamış olduğum trabzanların tamamını birer birer örüyorum ve sıra başında tamamlamış oluyorum Evet sıramızı tamamladım 9. sıramızı ve ipimi kopardım şimdi diğer rengimle örmeye başlıyorum İlk trabzanımın içerisine gelerek batıyorum. Bağlantımı kuruyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanıma batıyorum. Şöyle ipimi de ardından gizliyorum. 2 tane trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Diğer trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. 1, bir, bir sonrakine 2, bir sonraki 3, bir sonraki 4 tane trabzanı yan yana örüyorum. 2 trabzanı ördüm, 1 zincir çektim, 1 atladım, 4 trabzanı yan yana ördüm. 1 tane zincir çekiyorum, 1 atlıyorum, yan yana 4 tane trabzanı örüyorum. 2, 3 ve 4. 1 tane zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum, 1 atlıyorum, diğer trabzanımın Üzerine batarak yan yana 4 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 ve 4 1 tane zincir çekiyorum. 1 atlıyorum. 4 trabzanımı örüyorum. Kol altımıza doğru yaklaştık. Bakınız. 3 ve 4 Tekrar bir zincir çekiyorum. 1 atlıyorum. 1 2 Zincirime batıyorum. 3 4 ve bir sonraki zincire giriyorum 4 araya bir tane zincir çekiyorum ve batıyorum 1 2 3. ana gövdeye batıyorum ve 4 4 tane trabzanımı ördüm bir zincirimi çektim bir atladım ve devam ediyorum 1 2 3 ve 4 bir tane zincir. Şimdi yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. Başlangıcımızı iki tane trabzanla başladık. Bitişimizde aynı şekilde iki tane trabzan olacak. Aralarda ise bir zincir, bir atlıyoruz, 4 trabzan, bir zincir, bir atlıyoruz, 4 trabzan, bir zincir, bir trabzan atlıyoruz, 4 trabzan şeklinde örerek ilerliyoruz. Bitişimize kadar ilerleyelim. Bitişimizde de yine iki tane trabzan olacak şekilde ayarlamamızı yapalım. Evet 4 tane trabzan, 1 zincir, 1 trabzan atla şekliyle kurulumumuzu yaptık ve başa kadar devam ettim. Şöyle görelim kol altlarını da. En son bir tane zincirimi çekiyorum, 1 atlıyorum. Sondaki iki trabzanımı örüyorum ve bu şekilde başlangıç ve sonda ikişer şer trabzanımızı ayarlamış oluyoruz. Şöylece görelim. Şöyle baktığımızda ikişer trabzan başlangıç noktamızda geri kalan bütün yeleğimizin iç kısımlarında dörder trabzanımızı ördük ve bu şekilde hazırlığımızı tamamladık şimdi yeniden örmeye başlayalım bitiş yönümde 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum Örgümü yönünü çeviriyorum trabzanımın üzerine batıyorum bir tane zincir çekiyorum 4 tane trabzanımı birer birer örüyorum İkinci sıramızda aynen alttaki kurduğumuz kurulum üzerine herhangi bir değişiklik olmadan örerek ilerliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Dört tane trabzanımı örüyorum. İki, üç ve dört. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Dört tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. Başa kadar ikinci sıramızı da bu şekilde örerek tamamlayalım. İkinci sıramızı da tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. İki sıramızı üst üste aynı olacak şekilde ördük. İkişer trabzanla başladık, ikişer trabzanla bittik. Aralarında dörder tane trabzanımızı ördük. Şimdi yeniden iki tane trabzanımızı örerek başlayalım. Bitiş yönünde üç tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç. Hemen çeviriyorum. Üçüncü sıramıza trabzanımızı örerek başlıyorum zincirimden sonra gelen ve iki tane trabzanım ördüm araya zincir çekmiyorum tığımın başını bir iki üç defa doluyorum alttaki örmüş olduğum dört trabzanın en sonunu şu şekilde yandan girerek örüyorum bakınız ikişer ikişer alıyorum İki, üç ve dört dört defa da aldım tığımın başını doluyorum ve aşağıdaki dört trabzanın her birini birer birer örüyorum 1 2 3 ve 4 trabzanlarımızın tamamını ördüm ve bakınız üstten şu şekilde başını 3 defa dolamış olduğumuz ve 4 defa da ördüğümüz ilmeğimizi yerleştirdik ardından 4 trabzanımızı ördük tekrar tığımın başını 3 defa doluyorum alttaki en son trabzanın yandan giriyorum ikişer ikişer örüyorum bakınız 1 2, 3 ve 4. 4 defa da çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. 4 tane trabzanımızın hepsini birer defa örüyorum. Bakınız, ilkini örüyorum. 1. Bakınız, ikinciyi örüyorum. 2. İki, Üçüncü örüyorum ve dördüncü trabzanımı da aynı şekilde örüyorum. Araya zincir çekmeden yine 1, 2, 3 tane doluyorum. En sondaki trabzanımın yandan giriyorum ikişer ikişer alarak örüyorum. 3 ve 4. 4 defa da tamamlıyorum. Alttaki 4 trabzanımı birinciden başlayarak örüyorum. 3 ve 4. Araya zincir çekmiyorum. Tekrar 1, 2, 3. 3 defa doluyorum. En sondaki trabzana yandan giriyorum. ikişer ikişer alarak örüyorum. Ve hemen altından gelen bakınız 4 tane trabzanımı birer birer örüyorum. 1 2 3 ve 4 Sıramızı sona kadar bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıramın sonuna kadar örerek geldim bakınız. Trabzanlarımın üzerinden 3 defa doladığım ilmeklerimi aldım. Şöyle görelim. Arkasına da bakalım. Bakınız gayet güzel oldu. Şimdi ikinci rengimize geçelim. Son trabzanımızı örmüştüm. İkinci rengimize hemen geçiyorum. İkinci rengimize düzgün geçmek için Bakınız son ilmeğimizi kapatmıyorum. Beyaz ilmeğimizde şu şekilde geçişimizi en son geçişimizi yapıyoruz ve kapatıyoruz. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektikten sonra Morumu asılıyorum. Beyazımı da asıldıktan sonra şu şekilde düzeltiyorum. 3 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Şimdi bu yönde yapmış olduğumuz çaprazlarımızı yine tekrar ediyoruz. 1, 2, 3. Yine mor sıramızda yapmış olduğumuz gibi şuradaki uzantının aynısını yapıyoruz. Yalnız burada bakınız arka yönden alıyorum ve mor uzantımın altından girerek şuradaki dördüncü trabzanın yanından girerek örmeye başlıyorum. Bakınız 1, 2, 3, 4 mor trabzan üstte kalacak beyazımız ise altta olacak şekilde alalım şöyle ilk başlarda elinizle yardımcı olursanız çok daha rahat edersiniz bakınız şu şekilde girdim ve mor trabzan uzantımı şöyle görelim elimle çekiyorum bakınız ve hemen tığımı uzatıyorum dördüncüye yandan girişimi yapıyorum bakınız şu şekilde tuttum bakın burada görülmekte 3 tane tığımı doladım 1 2 3 4 bakınız dördüncüye yandan giriyorum şu şekilde alıyorum ve başlıyorum dört defa da örmeye 1 2 3 4 Evet uzantımı yaptım bakınız morum üstte beyazım alttan gelecek şekilde ve şimdi dört tane trabzanımı sırası ile örüyorum 1 2 3, 4. Burada herhangi bir değişiklik yok. Bakın her bir trabzanımızı örüyoruz. Tekrar 1, 2, 3. 3 defa tığımın başında oluyorum. Hemen elimle bakınız. Şuradaki görmüş olduğum uzantımı kenara doğru çekiyorum. Orta parmağımla şöyle kenara çektim. Bakınız o burada şuradan görülmekte. Ve 4. trabzanıma yandan giriyorum. Bakınız elimiz şu şekilde moru tutuyorum başlıyorum 4 defa da örmeye 1, 2, 3 ve 4. Tığımın başını doluyorum. Düz trabzanlarımı 4 defa da örerek tamamlıyorum. 2, 3 ve 4. Tekrar 1, 2, 3. Hemen elimle bakınız. Şu şekilde kenara çekiyorum. Bakın burada hemen şöyle çekiyorum ve dördüncü trabzanımı yandan giriyorum ve örmeye başlıyorum 1 2 3 ve 4 hemen üzerinden trabzanlarımı birer birer örüyorum 2 3 ve 4 dördüncü trabzanımı da örüyorum son kez bir daha yapalım 1 2 3 hemen uzantıyı bakınız şu şekilde elimle kenara çekiyorum 4 tane trabzanım kalıyor bakınız uzatmış olduğum ilmeği şurada tutuyorum 3 defa doladıktan sonra 4. trabzanıma şu şekilde giriyorum ve başlıyorum 1 2 3 ve 4 Evet uzattıktan sonra ilmeğimi üzerinde duran 4 trabzanımı sırası ile örüyorum birinci trabzanımı örüyorum ikinci 3. ve dördüncü trabzanımı örerek tamamlıyorum ve bu şekilde devam ediyorum önden görüntümüze bakalım bakınız mor trabzanlarımız üstte beyaz trabzanlarımız altta kalacak şekilde her sıra başında 3 defa başını doluyoruz elimizle şu şekilde kenara çekiyoruz uzun trabzanımızı dördüncü trabzanımıza içten şu şekilde girerek bakınız yandan 4 defa da örüyoruz ve sonrasında 4 trabzanımızı örerek sıra başına kadar ilerliyoruz Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bakınız, şu şekilde görüntümüzü de tamamladık. Morlarımız üstte, beyazlarımız altta kalacak şekilde ördüm. Şimdi, e, bakınız, beyaz ipimizi iki tane trabzanımızı örerek bu tarafta bitirdim ve diğer e, tarafa geçerek mor ipimizde örmeye devam ediyorum. Beyazımız burada kaldı. Şimdi morumu alıyorum. Bir sıra mor, bir sıra beyazımızı örerek ilerleyeceğiz. Hemen ilk zincirden çektiğim trabzanıma giriyorum ve şu şekilde ipimi geçiriyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen ikinci trabzanımı örüyorum İkinci trabzanım ördüm bakınız önce bu kez 4 tane trabzanımızı örüyoruz daha sonra uzatmalarımızı o zaman araya bir tane zincirimizi çekiyoruz önce trabzanları öreceğimiz zaman şu arada asılma olmasın trabzanlarımızı örelim 1 2 3 ve 4. 4 trabzanımı ördükten sonra 1, 2, 3 defa tığımın başını yine ipimi doluyorum. Hemen büküyorum bakınız arka tarafı. Şuradaki birinci trabzanıma ulaşıyorum. Bakınız beyazın altındaki birinci trabzanımı hemen üstteki uzattığım ilmeği kenara çekiyorum. Ve hemen ilk trabzanımın yanından şöyle girerek alıyorum. Mordan alıyorum ve örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. 3 ve 4 4 defa alarak ördüm bakın şu şekilde uzattım tıpkı bir önceki morumuzda aynı sırada bakınız devam ediyorum araya zincir çekmiyorum önce 4 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve 4 4 trabzanımı ördükten sonra 1 2 3 3 defa tığımın başını doluyorum şu şekilde beyazı elimle ittiriyorum bakınız önden ittiriyorum şöyle elimizde el yordamıyla ve morumuzun ilki bakınız beyazımızın alttaki morun ilkini şu şekilde girerek alıyorum ve örmeye başlıyorum 1 2 3 ve 4 4 defa alarak uzattım şöyle görelim bakınız şuradan geçtim ikincisini buradan ve tekrar 4 tane trabzanım araya zincir çekmeden örmeye başlıyorum. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 hemen geriye dönüyorum. Bakınız eliniz alıştığı zaman çok daha rahat edeceksiniz. Beyazın altındaki morun şuradaki ilk sıraya giriyorum. Şu şekilde yandan alıyorum ve örmeye başlıyorum. 1 2 3, 2 tam çekelim ve 4, 4 defa da aldım. Devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 1, 2, 3 ve doladım. Hemen beyazın altındaki dördüncüye bakınız şöyle giriyorum çevirerek de yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde örebilirsiniz. 4 tane trabzanımı yine örüyorum. 1 2 3 ve 4 1 2 3 şöyle dolayıp şu şekilde de alabilirsiniz. İsterseniz arkadan örmek zor olursa bakınız 1 2, 3 ve 4. Nihayetinde aynı sonuca ulaşmaktayız. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakınız tekrar yapalım. Şöyle çevirip beyazımızı kenara çekip alttan şöyle dördüncüye giriyorum. Beyazımız yanda. Ve bu şekilde de örebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse lütfen o şekilde örelim. Ve görelim. Bakınız çaprazlarımız çok güzel oldu. Şimdi sıramızın başına kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Sıramızın başına kadar örerek geldim. 1, 2, 3 defa ilmek uzatma işlemimizi yaptık. Ve sıramızın sonundayız. Diğer rengimize yeniden geçeceğiz. Evet bir tane trabzanımı ördüm. Diğer ilmeğimi de takıyorum tığıma ve her ikisini birlikte örüyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen ikinci trabzanımı örüyorum. İki trabzanımı ördükten sonra 4 tane trabzanım örüp daha sonra ilmeğimi uzatacaksam ilk başlangıçta araya bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve 4 tane trabzanım örüyorum. Bakınız uzatmaya değil, trabzanlarımın üzerine batıyorum. 1 2 3 ve 4 4. trabzanımı ördükten sonra 1 2 3 defa tığımın başını doluyorum ve başlıyorum bakınız şuradan ilk trabzanıma bakınız moru atlıyorum ikinci sıradaki trabzanıma geliyorum yandan giriyorum ve örmeye başlıyorum ikişer ikişer örüyorum ve 4 defa da tamamlıyorum aralara zincir çekmiyoruz 4 trabzanımın olduğu yerden örüyorum uzundan değil bakınız hemen birinci trabzanıma batıyorum 1 2 3 ve 4 1 2 3 defa başını doluyorum morumuzu atlıyorum beyaz trabzanımın olduğu yere geliyorum ve giriyorum bakınız dördüncüye şöyle alıyorum 2 3 ve 4 tığımın başını doluyorum birinci trabzandan örmeye başlıyorum 1 2 3 ve 4 4. trabzanımız örünce 1 2 3 4. trabzanımızdan beyazımızı şöyle morumuzu çektikten sonra ilk trabzanına gelerek yandan giriyorum 1 2 3 ve 4 şeklinde örüyorum. Önce trabzanlarımız örüyoruz. Sonra uzatmalarımızı yapıyoruz ve sıralarımızı bu şekilde birbiri ardınca takip ederek ilerliyoruz. Yeleğimizi örmeye devam ediyorum ve epeyce bir büyüttük bakınız. Beyazlarımız sol tarafa doğru eğrilirken morlarımız sağ tarafa doğru eğilmekte ve herhangi bir düzende bozukluk olmadan bu şekilde modelimizi götürmekteyiz. Şöyle bakalım. Evet, yeterli ölçü olana kadar bu şekilde kurulumumuzu yaparak sona doğru ilerleyelim. Yeleğimizi istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettik. Bir sıra beyazımızı, bir sıra morumuzu karşılıklı Uzatarak bakınız trabzanlarımızı örerek geldim. Yeleğimin bu kısmı da arka kısmı. Şimdi yeleğimize ilik çalışması yapmak için hemen alt kısımdan örmeye başlayalım. İpimi alıyorum, mor ipimle yapmak istiyorum. Dilerseniz beyazımızla da yapabilirsiniz. Bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve en alt kısımdan başlıyorum. Bu yön sağ taraf olacağı için burada ilik çalışmamızı yapıyoruz. Bir uçtan diğer uca kadar bu uçta e, iliğimizi açmadan sadece trabzanlarımızı alıyoruz. Trabzanlardan oluşan güzel bir lastik çalışması yapıyoruz. Bir tane kavradım. Bir ve iki zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. İpimizi şu şekilde alarak alttan geçirerek gizleyelim. Eğer yeni öğrenen arkadaşlarım için zor olacaksa kalsın. Daha sonrasında geçirirsiniz. Bir sonra mora geçtim. Beyazımın olduğu yere geçtim. 2 1 ve 2 iki. İkişer trabzan alarak ilerleyelim. Bakın sadece şuraya bir tane trabzan yaptım. Bazı dönüşleri daha dar aldığım için o kısımlar bir olarak yeterli. Şu şekilde uzun ördüğümüz trabzanlarımızı ise ikişer trabzan örerek yukarıya doğru ilerleyelim bakın şu ana kadar sadece bir yerde bir tane trabzan aldım bakın şimdi şu kısımda morla beyazı ördüğümüz zaman sıkıştırılmış bakınız bir hemen diğerine geçiyorum bir şu şekilde iki bir ve iki yani şöyle baktığımızda uygun aralıklarla yukarıya doğru ilerleyelim normalde 2 2 arada bir tane trabzan örüyoruz bakın geçişimi yapıyorum 1 ve 2 Evet yukarıya doğru örerek ilerleyelim. Başlangıca kadar örerek geldim. Her birinde ikişer trabzanımızı ördüm. Bakınız özellikle roba kısmında. Şimdi ileğimi ben sadece roba kısmında çalışmak istiyorum. Alt kısımda düğme çalışması yapmak istemiyorum. O yüzden ileğimizi Buradaki robamızda çalışalım. Bir ve iki tane düğme ile çalışabileceğimiz gibi araya bir tane daha ilik açabilirsiniz. Tamamen zevkinize göre üç ya da iki tane düğme iliği çalışarak devam edebiliriz. Hemen başlıyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bir sonraki bakınız hemen sıradaki trabzanımı yandan girerek örüyorum. Bir İlk iliğimi buraya açmak istiyorum bir tane zincir çekiyorum sıradaki trabzanımı atlıyorum diğer trabzanımı ardından girerek örüyorum atladığımı sıradan saymıyorum bakınız yandan örmüştüm bir tane iliğim için atlıyorum diğer devam edeceğim trabzanımı ardından girerek örüyorum lastiğimin geçişindeki düzeni bozmuyorum ardından aldım ve devam ediyorum yandan ardından yandan ardından Evet ikinci iliğimizi de hemen şu kısmı açalım bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum en son ardından örmüşüm yandan alıyorum yandan daha önceden yerlerini tespit ederseniz hiç zorlanmazsınız ve dengeli bir şekilde iliğimizin yerleri açılmış olur Evet bir yandan bir ardından bakınız iki tane iliğimiz açıldı. Birinciyi açmıştık ve ikinciyi açtık. Son iliğimizi çalışmak için yine bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımı atlıyorum. Şunu bakınız diğerini ardından alarak ördüm. Yandan devam ediyorum ve üç tane iliğimizi roba kısmımızda çalıştık. Aşağıya kadar bir yandan bakınız bir ardından lastiğimizi örerek ilerleyelim. Yandan aldıklarımız dışa kavaran trabzanlarımız, ardından girdiklerimiz ise içe doğru giren trabzanlarımız. Ardından yandan aşağıya kadar bu şekilde bir tane yandan girerek bir tane ardından girerek örelim. En alt trabzanıma varana kadar ördüm. En sondaki trabzanımın tepesine battım. Ve bir zincirimizi çekelim. 1, 2, 3 örgümüzün yönünü çevirelim. Yine lastik örgümüzü gördüğümüz şekliyle örmeye devam edelim. Evet yukarıya doğru gördüğümüz şekliyle trabzanlarımızı örerek çıkalım. Yandan Ardından tekrar tekrar evet iliklerimizin bulunduğu yere kadar ilerliyorum. Aşağıdan yukarıya doğru bir ters bir düz örerek geldim. Tam iliğimizin bulunduğu noktadayım. İliğimizin bulunduğu noktada herhangi bir işlem yapmıyorum. Yukarıya zincir çekmiyorum ya da farklı hiçbir işlem yapmıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yandan girerek örüyorum. Bakınız burada iliğimiz kaldı. Tekrar sırası ile gördüğümüz şekilde diğer iliğimize kadar ilerliyoruz. Evet. ikinci iliğimin bulunduğu noktaya geldim. Yine herhangi bir zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum ve devam ediyorum. Yukarıya doğru bu şekilde örerek ilerleyelim. 3 tane ilik çalışmıştık. Yandan giriyorum. Tekrar birinci iliğimin bulunduğu yerdeyim. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Ardından giriyorum ve tığımın başını doluyorum. Şöyle birinci iliğimin tepe noktasına batarak trabzanımızı sonlandırıyoruz. Bir tane de zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Yeleğimizin iki tarafında lastiklerini çalıştıktan sonra yakamızı çalışalım. Yakamızı çalışmak için İlk beyaz trabzanın bulunduğu yerden giriyorum. Bir bağlanıyorum. 1 ve iki tane zincirimi çekiyorum. Yeniden ipimi ardına alıyorum. Her trabzan arasına bir tane trabzan örüyorum. Bakınız tam araya giriyorum. Araya giriyorum. Şu şekilde ipimi de ardından ilerletiyorum. Araya giriyorum. Birer, birer ilerleyelim. Tam ayrım yerine herhangi bir şekilde batmadan diğer tarafa batıyorum. Orayı yuvarlak olması için atlıyorum. Bütün trabzanlarımı diğer tarafı da atlayarak diğer yerdeki artış yerlerini atlayarak diğer uca kadar ilerletiyorum. Evet birinci sıramızı tamamladık ve uç noktaya kadar geldik. Şimdi ikinci sırasında lastik örgüsü yaparak ilerleyelim. Bitirdiğim yönde 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3 hemen çeviriyorum arkasına görmüş olduğum ilk trabzanı yandan alıyorum bir sonrasını ardından yine yandan ardından sıramızın diğer ucuna kadar şu kısma kadar bir yandan bir ardından alarak örelim. ıamızı iki sırada tamamladıktan sonra kolumuzun altından başlayarak kol kenarımızı da tamamlayalım. Bir diğer kolumuzu ben örmüştüm. 3 sırada kolumuzu tamamlayalım ve trabzanlarımızın şöyle görmüş olduğumuz gibi içlerine girerek batalım. Kol altından örmeye başlıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümümü attım ipime. 1 2 3. Tığımın başında doluyorum Hemen bu ikisine batmıyorum bakınız. Şu araya giriyorum. Kol altına çok ilmek toplamayalım. Yandakine bir tane yandakine bir ve diğer bütün trabzanlarımızı birer birer örerek ilerletelim ve şöyle araya girelim. Üstteki minik göze değil her iki trabzan arasına batarak örelim. Başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. Evet bakınız kol altına doğru ilerleyerek geldim. Yandaki trabzanıma da bir hemen artış yaptığım trabzanımı da birer tane trabzan ördüm. Şöyle bir tane atlıyorum. Zincirimin yanına trabzanımla ulaşıyorum ve 3 tane zincir çekmiştim. Bakınız zincirimi aradan giriyorum ve bağlantımı yapıyorum. 1, 2, 3 ve hemen lastik örgüsüne dönüştürmeye başlıyorum. Bir yandan ışın doluyorum ardından bir yandan ve ardından bu sıramızı tamamlayalım. Bir sıra daha örelim. Aynı şekilde 3 sıra da tamamlayalım. Evet yeleğimizin yakasını önleri her iki kolumuzu da tamamladıktan sonra alt kısmını da lastiklerini örmeye başlayalım. Yine aynı şekilde bir sıra trabzan örelim. Sonrasında lastiklerimizi bir ters bir düz yani bir yandan bir alttan alarak örelim. Ve dilediğiniz sırada istediğiniz kalınlığa ulaşana kadar işlemimizi tekrar edelim. Bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve çeviriyorum. Şu şekilde lastiğimizi en uç noktasının bulunduğu yerden başlıyorum ve giriyorum bakınız iplerimizi de şöyle alarak altından gizleyelim 1 2 ve 3 3 tane zincirimi çektim iplerimi gizleyerek bir tane trabzan iki trabzanımı örüyorum diğer sıradaki trabzanımı 1 ve 2 bir tane de en son trabzanımı örüyorum şu şekilde trabzanlarımı ördüm bir tane araya giriyorum bakınız bir tane zincirimi çektiğim yere giriyorum diğerlerini her bir trabzan arasına birer tane bakınız girerek örüyorum şöyle görelim şu araya girelim uzun ilmeğimizin her iki yanına da birer tane battım uca kadar bu şekilde birer birer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Birinci sıramızı örerek tamamladım. Bir uçtan diğer uca kadar geldim. Şimdi ikinci sıramıza başlatıyorum. 1, 2, 3 tane zincirim çekip hemen örgümün yönünü çeviriyorum. Ve sırası ile yandan devam ediyorum. Bir yandan, bir ardından. Bu sıramızı kaç tane, yani kaç sıra örmek istersek istediğimiz kalınlığa kadar aynı şekilde örelim. Evet sıramızı ilerletiyorum. Burası ikinci sıra. Evet yeleğimizin en son lastik kısmını da örerek tamamladım ve 3 tane düğmemi de diktim. Yeleğim kullanılmaya hazır hale geldi. Bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.